kardeşlerim, Allah bugünü de hakkımızda mübarek eylesin. Her memnun edici netice, bir kısım sıkıntılı mukaddimelere, başlangıçlara bağlıdır. بِقَدَرِ الْكَدِّ تُكْتَسَ بُالْمَعَالِ demişler. Sıkıntı ne kadar çok olursa, meşakkatler ne kadar zorlayıcı olursa, terakki o ölçüde amudi olur, yeni ifadesiyle dikey olur. Sıkıntıların zembereği çok serttir. Öyle çeker, öyle yükseltir, öyle bir noktaya ulaştırırlar ki, siz geniş zamanda senelerce başınızı yere kor, ahu enin edersiniz de, bir sıkıntıyla ulaştığınız yere ulaşamazsınız. Baharlar, sıkıntılı ve endişeli sinelerde çiğnenmiştir. İyi günler, sıkıntılı gecelerin bağrında zuhur etmiştir. Yalancı şafaklar zuhur etmeden evvel, geceyi koskoyu bir karanlık bastırır. Bellidir ki arkadan bir yalancı şafak zuhur edecek. Şafak yalancı da olsa, onu daima doğru şafaklar takip eder. Burada döktüğünüz terlerden, İslam uğrunda şakaklarınızda çektiğiniz ızdıraba kadar, kasıklarınızda duyduğunuz sancıya kadar, her şey bir mekik gibi geleceğiniz adına bir kanevçe hesabına işleyip duruyor. Siz bir taraftan bir ümit, beri tarafta endişe arasında mekiğinizi hareket ettiriyor, geleceğin dantelasını örüyorsunuz. Sanmayın ki buradaki terleriniz de boşa gidiyor. Ben kendi hakkımda ne düşünürsem düşüneyim, o benim bana ait hesabımdır. Ben bana ait hesabımda sizin de sevmeyeceğiniz vadilerde dolaşabilirim. Siz yadırgayabilirsiniz. Böyle demeseydi diyebilirsiniz. Ama beni mağfur görün. Bazen belki bir meselenin sarhoşu oluyorum. Fakat sizin hakkınızda hep hüsnü zan besledim. Sizi kaydederken, sizin hesabınıza bakarken, sizin durumunuzu değerlendirirken sol gözümü kapadım. Defterin sol tarafına elimi koydum. Sol meleğe dilini tut dedim. Ve hep sağı işletmeye çalıştım. Sağla baktım. Sağla gördüm. Sağca görmeye çalıştım. Ve her şeyi defterin sağ tarafında aradım. Sizin durumunuzu Azrail'in değil, ona da ruhum feda olsun. Cibril'in emanet Gamze'den kanatları altında değerlendirmeyi düşündüm. Sanmayın ki şuradaki teriniz de boşa gidiyor. Attığınız adımlar, bana sormayın değeri nedir bunun? Vakaları, raporları orada değerlendirecek zata sorun gittiğiniz zaman. Ben bilemem. Ben de bilemem, onu melek de bilemez. Onlar vakayı rapor ederler. Sizin her şeyiniz, içinizde beliren küçük bir endişe, bir korku, bir telaş ve sonra yine onun sonsuz kudret ve kuvvetine güvenerek söken bir şafak gibi kalbinizin karanlıklarında söken ümit şafakları ve bu iki şey arasında gelip giderek istikbalinizi nesçetmeniz, mutlu geleceği örmeniz. Ne mutlu size ki Allah sizi iyi şeylerde istihdam ediyor. Sizi göreceğimiz ana kadar biz de dalalet vadilerinde yalnız, garip, kimsesiz, çok defa da ümitsiz dolaşıyorduk. Siz kendi saadetinizi temin edebilecek yolu bulmakla kendi hesabınıza çok şey yaptığınız gibi bizim gibi sizleri görmediği dönemlerde yer yer inkisarlar içinde
ümitsizlikler içinde yaşayan insanlara da siz güç oldunuz, kuvvet oldunuz, reca kaynağı oldunuz, ümitlerine fer oldunuz. Kim bilir Kur'an dile gelse ne söyleyecekti? Benim birkaç asırdan beri garip yaşayan Kur'an'ım ne söyleyecekti? Nesiller yeniden ona yönelirken, kervan kervan yönelirken, bu açılıp okunurken, evlerde terdad edilirken, manaları nurdan hüzmeler halinde şerh edilirken ve nurdan çağlayanlar gibi her şey akıp akıp gelip içimizde havuzlaşırken, dili olsaydı da Kur'an bunu dile getirseydi, o söz sultanı, o diller dili, o beyanlar sultanı kim bilir nasıl anlatırdı bunu. Kur'an dünyada bize indi. Orada size bu Kur'an inecek mi, inmeyecek mi bilmem. Ama belki Kur'an'ın bir misali, sizin haliniz, sizin tavırlarınız, sizin düşünceleriniz, orada Kur'ani bir beyanla size ifade edilecek. Burada Kur'an'ı dinlediğiniz gibi onu dinleyeceksiniz. Size ümit ve endişeler arasında bir dantela'dan bahsettim. Bu dantelanın bir yanındaki atkısını bir yerde ifadeye kendimi zorladım. İfade ettim diyemem, zira o ifadeye hakaret olur, hürmetsizlik olur. Ben hiçbir zaman gönlüme göre planladığım şeyleri ifade edemedim. Ettiklerime de binlerce hamdolsun, Rabbime karşı nankörlük olur. Ama ifade edemedim diyorum. İfade edenler ifade ederken, istifade edenlerin çoğunun kalbi duruyor, nutku tutuluyor, Allah diyor ve mescide yıkılıp gidiyordu. Söz sultanları ifade ediyordu. Onların ifade ettiği meseleleri benim gibi birilerinin ifade etmesi, bülbül yuvasına saksağının bulup orada bir şeyler mırıldanmasından başka bir şey değildir. Ama sizin teveccühünüzü askıda bırakmamak, boşlukta bırakmamak için ve hem sizin o hüsnüzanınıza sığınarak bir gün şöyle diyeceğim ağzım çıktığı kadar, ben bir yalancı olsam da ey benim Rabbim Rahim'im, bu cemaati hüsnüzanlığına binaen benim hakkımda yalancı çıkarma diyeceğim. İşte ben sinelerinizde köpürüp dışarıya vuran, dırakşan çehrelerinize vuran ve onun ifadesi olarak kim bilir kaç saat evvel sizi şu camiye zorlayan, burada ter içinde size sohbet beklettiren ve Kur'an'ın nur efşan beyanını dinlettiren, o hüsnü zannınıza sığınmak için diyemesem de, deme imkanını bulamasam da, ifadelerimden utansam da, her defasında bu inşallah sonuncusu olsun desem de, yine çok defa sizi kıramıyor, isteklerinizi aşamıyor, teveccühlerinizden geçemiyor, bir bakışınıza takılıp yine huzurunuza geliyorum.